Günaydın arkadaşlar. Devin Haney, Yunanlı boksör George Kambos Jr.'ı kendi evinde yenerek tartışmasız yeni dünya şampiyonu oldu. Devin Haney, George Kambos Jr. maçına genel olarak baktığımda maç benim istediğim şekilde gitti. Özellikle de boks fanlarının, boks takipçilerinin istediği şekilde gitti. Türkiye'deki boks fanlarının %85, %90'ı Devin Haney'nin kazanmasını istiyordu. Ve Devin Haney de kazandı. Boks fanlarının dediği oldu Türkiye'deki. Öncelikle maç öncesi analizlerimde İki cümleye çok fazla dikkat çekiyorum. İki cümlenin üzerinde çok duruyorum. O konuya çok değiniyorum. Bunlardan bir tanesi benim için diyorum her zaman boksörlerin o anki performansı ve kondisyonu çok önemli diyorum ringe geldikleri. Çünkü bunu niye diyorum? Özellikle de Kambos'un Timo Lopez karşısındaki performansı nasıl da üst düzeyde. Özellikle de ikili üçlü atakları, kombine vuruşları muhteşemdi. Ama bu maça geldiğinde Kambos'a baktığımızda Kambos'ta bir dikkati dağılık, konsantrasi yerinde olmayan, nefsiyle hareket eden, örnek vereyim, duygusal hareket eden bir Kambos vardı. Bunun bedeninde ringde ağır ödedi. Bütün kemerler elinden gitti. Devin Haney'e baktığımızda Devin Haney bu maçı ilk duyulduğundan itibaren tarihi belli olduktan sonra Devin Haney hemen spor salonuna koştu. Bu maça çok ciddi aldı, sıkı çalıştı, ciddi aldı ve ringde de haklı bir galibiyet aldı. Hiçbir emek boşa çıkmıyor arkadaşlar. Devin Haney de emek verdi bu maç için ve emeğinin karşılığını da aldı. Hak etti mi? Fazlasıyla hak etti. Devin Haney, George Kambos Jr. maçına baktığımda bu maçla ilgili benim aslında maç istediğim şekilde gitti. Neden istediğim şekilde gitti? Devin Haney dövüşmesi nasıl dövüşülmesi gerekiyorsa o şekilde dövüştü. Çok fazla dans etti. Akıllı dövüştü. Örnek vereyim. Bu maçta Kambos dersine çok iyi çalışmış. Kambos'un özellikle de geri yumruğu çok tehlikeli. Geri yumruğunu çok iyi vuruyor Kambos. Kesinlikle o tarafa yatmadı. Hep sağ tarafa yattı. Ve Kambos'un da yumrukları hep bu tarafta kaldı. Çoğu da omuzuna geldi. Bu yüzden de istediği yumruğu Devin Haney'e vuramadı ama bu yumrukları çoğu kez Timo Lopez'e çok fazla vurmuştu Kambos'uz. Ama Devin Haney akıllı dövüştüğü için onun mesafenin dışında tuttu ve örnek vereyim hız olarak da çok iyiydi. Devin Haney George Kambos'una bence rahat bir şekilde galibiyet aldı. Biraz daha ben zorlanacağını düşünüyordum ama zorlanmadı çünkü çok akıllı dövüştü. İstediği boksu George Kambos Jr. yapamadı. Devin Haney buna fırsat vermedi. Çünkü bunun da nedeni ayaklarını çok iyi kullandı. Ben her zaman ne diyorum? Boksta ayaklar çok önemli. Neden önemli? İşte Devin Haney maçında gördünüz. Mesela ne zaman ki George Kambos Jr. atağa çıkacak. Devin Haney ne yapıyor? Bir adım geri atıyor. Yumrukların hepsi boşa çıkıyor. Ne zaman ki atak yapacak hızlı bir şekilde ayaklarını kullanıyor. 1-2 vuruyor. Hemen geriye çıkıyor. George Kambos Jr. yumruk atsa yumruklar hep boşa gidiyor. Boşa giden yumruk da zaten boksörleri çok fazla yorar. Burada da Kambos da yoruldu. Zaten Kambos'un dediğim gibi konsantrasyonu, dikkati dağılık olduğu için istediği boksu da yapamadı. Refleksleri de iyi değildi. Hiçbir şey iyi değildi bu maçta. Kambos'uz işin artık Timo Lopez maçından sonra şov kısmına geçti. Artistik kısmına geçti. Kameralar önünde artık aldığı kemerlerin reklamını yapmaya başladı. Bu yüzden de bence salondan uzak durdu. Artık bir özgüvenli artık ben işte şampiyonum işte en iyisi benim gibisini hareket etti ama şu bir gerçek o kemerleri bir boksörde olduğu zaman o kemerleri diğer boksörler ondan almak için canla başla çalışıyor. Devin Haney de canla başla çalışıp bu kemeri aldı. Boksta hiçbir zaman boks ciddiyetsizi kabul etmez. Kambosuz ciddiyetsiz davrandı bu maçta. Bu maçta biraz daha nefsini ön planına koydu. Örnek vereyim Devin Haney'e karşı konuşmaları özellikle de kendi evine gelmiş misafirine karşı bu kadar üstten konuşulması. Devin Haney de zaten Avustralya'da ufak çaplı bir mobbinge uğradı. Ama babası da Avustralya'ya alınmıyordu pasaport sorunlarından dolayı. Sonrasında pasaport işi halledildi. Babası gelince de Devin Haney'de bir özgüven oluştu, bir rahatlık oluştu. Demek ki onun gerçekten ringde, köşesinde ve yanında babası olması gerekiyor. Güvendiği birisi
Tabii her zaman insanın arkasında güvendiği birisi olduğu zaman insan çok fazla konsantre olarak, moral olarak da iyi olur. Damien Haney'i haklı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Damien Haney maçı ile ilgili aslında söyleyeceğim çok fazla da bir şey yok. Damien Haney'nin George Campos maçına baktığımız zaman heyecan enerjisi yüksek mi derseniz bence çok yüksek heyecan enerjisi çok yüksek bir maç olmadı. Neden olmadı? Çünkü bu şekilde maçlar özellikle bir boksör kaçarak dövüşüyorsa diğeri de onun peşindeyse veya yumruk sayısı çok olmayan maçlarda genellikle heyecan çok fazla olmaz. Bu maçta da bunu gördük. Enerji heyecanı yüksek mi dersin? Duran bir maçtı aslında. İnsanları hop oturup hop kaldıran bir maç değildi. Ama şu bir gerçek. Ring etrafındaki taraftarlar muhteşemdi. Enerjisi, heyecanı taraftarların yüksekti. Bunu biraz da ringdekiler örnek vereyim. Hani bazı maçlarda olur ya o ona vurur o ona vurur. Mesela Inoue şimdi Nonito döner maçında mesela taraftarlar nasıl hop oturup hop kalkıyor. Neden? Çünkü ikisi de birbirlerine sert yumruklar vuruyor. O onu krok ediyor. O onu krok ediyor. Bu gibi maçlar özellikle de profesyonel boksta taraftarların en sevdiği maçlardan bir tanesi diyebilirim. Ama dediğim gibi bu şekilde ortada giden maçlar örnek vereyim puanla çok fazla birbirlerine örnek vereyim yumruk vurmadıkları zaman bu maçlar fazla şey olmuyor. Mesela heyecan artırmıyor özellikle de fanların içinde. Ama yine de maç genel olarak iyiydi. Damien Haney örnek vereyim bir boksör nasıl dövüşmesi gerekiyor ki akıllı, zeki o şekilde dövüştü. Kambos'un yumruklarını almadı. İyi defans yaptı. Yumruklarından iyi kaçtı. Haklı bir galibiyet aldı. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa aşağıya yorumlar kısmına yazarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.